I'm just calling to say I... Arkadaşlar bugün o benden çok beklediğiniz o video ile karşınızdayım. Bugün sizlere oyundaki bütün indirilmesi gereken her şeyin 2021 versiyonu ile anlatacağım. Bugün nasıl Among Us indirilir, nasıl YouTube pet yapılır, nasıl ne bileyim o zombi moda falan gelir, hepsini bugün anlatacağım. 100 kişiliği bugünlük anlatamayacağım. Onun için sizlerden en az 1000 like bekliyorum. 1000 like olmazsa detaylı bir şekilde anlatmayacağım. O yüzden hepinizin like'lara basıp yorumlara da güzel bir yorum bırakmasını bekliyorum. Bugün yapacağımız olay Among Us nasıl indirilir? Bunu niye gösteriyorum? Çünkü yeni güncelleme gelmedi. O yüzden bir daha göstereceğim. Sebebi ise şu: eski videolarımdan yorum geliyor. Ne bileyim, yok olmadı link yanlış falan filan. Son videoyu kimse bulamıyor çünkü yaş kısıtlamasıydı için. Orada video linkini açıklamada bıraktığım için bu videoya bırakamayacağım çünkü bu da yaş kısıtlaması yiyeceği için. Bunu linklerini Discord'a koyacağım. Maalesef ki Discord'a koyuyorum. Ben de istemezdim, direkt açıklamaya koyardım ama Discord'a koyacağız. Oradan gelip indirme linkleri yazan odadan bulabileceksiniz siz de. O yüzden gelin mutlaka Discord'a. Şimdi burada Among Us'ın son sürümü burada mevcut. Ayrıca da zombi mod mevcut ve birçok modların hepsi orada ve Twitch pedi artı YouTube pedi, hepsi bugün size anlatacağım. Yeni bir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenleri bir anlatayım. Şu an kanala mutlaka bakın. Abone değilseniz hemen aşağıdan olun ve bildirimlerinizi tümü açın. Her akşam canlı yayınlayız. Bunu bir söyleyeyim. Discord'u da göstereyim. Discord'umuza gelip aşağıdan buradan indirme linkleri yazan odadan bulabileceksiniz. Şimdi burada ilk yapmamız gerekenler, buradan Defender'ı açmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız olmuyor. Buradan virüs ve tehdit koruması deyip burada tehdit koruması ayarlarından ayarları yönet deyip bunu net kapatmanız lazım. Sonra virüs sayıyor falan. Bakın, bana güvenmiyorsanız yapmayın. Sakın yapmayın. Ben yapıp kullanıyorum zaten. Ben de aynı şeyi yapıp aynı dosyayı kullanıyorum. Ben sizin bilgisayarınıza virüs koysam lan benim elime ne geçecek? O yüzden bunları mutlaka yani yapın abi. Mecbur yapmanız gerekiyor. Kapattık. Şimdi bu bizim Among Us'ımız, tamam mı? Buradan bu oyun, bunu direkt alacaksınız ve masaüstüne atacaksınız. 100 kişiliği bugün göstermiyorum çünkü o bayağı bir ayrıntılı. Onun ayrı sorunları var. O yüzden mutlaka aşağıdan beğenmeyi unuttuysanız beğenin. Şimdi buraya şifremiz Metin C YouTube. Bunu yazdıktan sonra tamamı tıklıyorsunuz. Bu direkt masaüstüne atıyor. Bu oyun zaten direkt kendisi. Aynen, çünkü bende şu an var olduğu için ben de şey hemen onu göstereyim diyeceksiniz. Şimdi nerede hani oyunun falan. Benim aslında oyunum burada. Hemen bunu açalım. Bu benim asıl oyunum bu. Şimdi bunu da koyduk. Sonra bununla işiniz kalmıyor. Bunu silebilirsiniz. Asıl oyunum bu. Burada da zombi modu var. Zombi modunu da şöyle göstereyim. Şimdi oyun iç ayarları da göstereceğim. Zombi modunda tıkladığımız an sizden Among Us'ın dosya konumunu ister. O dosya konumunda masaüstüne attığınız dosyanın içindeki launcher'ı seçeceksiniz. Ben seçtiğim için yine bende göstermedi. Oyun aynı şekilde zombi mod bu. Buradaki sunucu gördünüz. Bu da bu şekilde. Alt F4'ü çektim. Şimdi ise burada Twitch ve YouTube pedi var. Bir de oyun açalım. Orijinal indirdiğimiz oyunu da açalım. Öyle göstereyim. Bunu direkt sağ tıklayacaksınız. Bu arada gönder diyeceksiniz. Masaüstüne kısa yol oluşturmayı unutmayın. Bu çok önemli. Bunu açacaksınız. Bu direkt orijinal oyunumuz. Böyle direkt açıldığı an iç kesme kırpma yapmıyorum. Açılıyor normal bir şekilde 12.9S. Buradan kurduğumuz zaman şöyle, şimdi oyun ayarlarını da göstereceğim. Bakın, YouTube pet falan hepsi var abi. Hepsini sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi ayarlara tıkladıktan sonra buradan grafike gelip V-Sync'iz, bilgisayarınız darboğazsa fark etmez, hiç fark etmez. Bunu mutlaka açın. Diğerlerini açma diyordum. Ben bunun farkını çok yaşadım. Kapatınca oyun bende bildiğin şu geçiş animasyonu falan şu an belli ediyor. Belki bir kayıtta belli olmuyordur ama bende gayet fazla bir şekilde belli oluyor. Bunu direkt açtığıma cam gibi ya, hatta imdeç bile yağ gibi kayıyor, öyle söyleyeyim. Bunu da böyle göstermiş oldum. Ha, bir de bana nasıl full screen oluyor, full screen'den çıkaracağız diye onu sordunuz. Pencere modu. Bunu kapattığınız zaman şu an pencere modundasınız. Diyeceksiniz nasıl pencere modu bu? Bunu birazcık düşürdüğünüzde tamam diyorsunuz. Oluyor zaten gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapalım. Yine pencere modundayız. Bundan alakalı. Bunu şöyle düşürürseniz düşük pencerede oynarsınız. Bunun da böyle bilgisini vereyim. Full screen ama daha iyi, en iyisi bu yani. Ve şimdi geldik. Twitch pedini göstereyim önce. Ondan sonra YouTube pedine geçeriz. İkisi zaten aynı işlem. C diskinizi açıyorsunuz. Yani asıl Windows'un yüklü olduğu diski açmanız lazım. Genelde C yüklü olur. Buradan kullanıcılar diyorsunuz. Metin Coşkun diyorsunuz. Bilgisayar isminiz oluyor burada. Metin Coşkun yazmaz. Buna tıklıyorsunuz. Burada update olması gerekiyor. Diyeceksiniz ulan update yok diyeceksiniz. Hemen onu da gösteriyorum.
Burada göründüm diyeceksiniz ve gizli öğeleri kapattınca ben de gördüğünüz gibi yok. Bunu göstermeyi unutmuşum. Bunu açmanız gerekiyor. Açtığınız zaman detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Local low ve buraya tıklayıp ama Among Us dedik ve buradan aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu eski yaptığımızdı. Şimdi bunu artık kullanmıyoruz Twitch ve YouTube pedi için. Burada yeni Twitch diye bir dosyamız mevcut. Şimdi bunu alıp direkt buraya açacaksınız. Alın ben de yapayım hatta. İnanmayanlar için gördüğünüz gibi değişti. Şimdi bununla işimiz artık kalmadı. Şimdi oyuna girdiğim zaman bende YouTube pedi yüklü olduğu için YouTube pedi olarak gözükecek. Ama dur, anlatmadan bir kısım var. Hemen onu göstereyim. Şimdi oyunu açınca büyük ihtimal sizde gözükmeyecek. Diyeceksiniz lan biz ne yapacağız? Hemen yapmanız gereken ayarlara tıklayıp buradan data'ya gelip Twitch pedine tıklamak. Tıklayınca size böyle bir uyarı vermesi lazım. Çoğunuz da vermiyordur. Burayı çok iyi dinleyin. Size bir Twitch böyle bir internet sitesine atıyor. Oradan Twitch'e giriş yapmanız lazım. Eğer ki yaparsa. Bunu da büyük ihtimal yapmayacaktır ama yaparsa oraya giriş yapın. Direkt buraya oyuna döndüğünüz zaman hani bir hesap oluşturun yoksa bile direkt burada o uyarıyı verir zaten oldu diye. Sonra online deyip gireceksiniz. Direkt gözüküyor. Bende YouTube pad oluyor. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi asıl olayımız YouTube pad'e geldik. Burada bu dosya bakın. Bunu anlatayım. YouTube pad'i yapmayan arkadaşlar sizi Twitch pad olarak görecek. Biz sadece bunun dosyasını değiştiriyoruz, onu söyleyeyim. Buradan data'ya tıklayacaksınız oyunun dosya konumundan. Buraya direkt bunu attığınızda bu değişti diyecek. Size de aynısını diyecek. Evet diyeceksiniz. Her şey olduğu gibi, gördüğünüz gibi. Şimdi oyunu açtığım zaman yine aynı şekilde Twitch'i yapmadıysanız o az önceki gösterdiğimi şu an yapmanız gerekiyor. Anlayacaksınız. Buradan ayarlara tıkladıktan sonra bir kere basacaksınız aynı şekilde iç yapmadıysanız. Zaten bundan sonra bir daha yapmanıza gerek kalmıyor. Yani çıkış yapsanız da artık gerek yok. Kurduğunuz an direkt burada böyle ya, hiç uğraştırmayacak abi sizi. Pet dediğiniz zaman burada 11. sırada o çıkacak. İsterseniz yani başkasını yapın, sonra gelin vaz mı geçtiniz? Tekrar gelin bir daha bunu yapın. Her türlü istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Üçünü de bu şekilde size anlattım. Daha farklı sorularınız da varsa yoruma yazın. Yorumlara cevap vermiyorum. Direkt bunu videoya taşıyorum. Bilginiz olsun, bütün sorularınızı falan videoya açıklı yorumlarına hepsini mutlaka bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar mutlaka videomuzu beğenip destek olmayı unutmayın. 100 kişilik de çünkü ayrı bir ayrıntı var. Onu da size anlatıp hatta videosunu çekeceğiz. Sürpriz bir konuğumla çekeceğiz. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada ekranda çıkan Instagram'ı mutlaka takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda isimlerinizi okumaya çalışacağım. Unutmazsam inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Bu kadar emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Siz de desteğinizi gösterin. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.